Hemen yorumları kapatayım mı, İdil yorumları sence? Bence kapat direkt ya. Bir bakalım dur. Sen bir mesajlara bakayım. Merhabalar. Bizim Ceren'le pazar sohbetleri, tarot eşliğinde pazar sohbetleri serimiz vardı. Sonrasında biz tabii çok yoğun bir programlara girince bu sekteye uğradı falan. Ama bugün biz bunu tekrar yapmak istedik. Çok aktı, kendiliğinden geldi. Şimdi Ceren kartları önden açtı ve bugünün konusu ne olsun diye daha önce açıklamıştık daha önceki YouTube'umuzda. Tarot sadece bir aracı, sizin yüksek benliğinizde ya da yukarıdan akmaya çalışan bir mesaj varsa onun akmasına alan açan bir aracı. Tarot kartlarını fal için kullanmamalısınız ya da şunu yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım gibi değil. Tamamen bilinçaltınızın deşifresine kapı, geçit gibi görerek kullanabilirsiniz. Evet, bugünün konusunu belirlemek için bu çalışıyor mu? Ses okey miydi? Efendim? Ses okey değil mi? Biraz az geliyor. Ters çeviriyoruz. Biraz daha net Ben bunu olsun. ters mi taşıyayım? Şu anda nasıl? Şu anda nasıl sesim? Neyse, ben devam edeyim konuşmaya. Bana uyarı verirsin. Bugünün konusunu belirlemek için kartları açtığımızda ne çıktı Ceren'cim? Bugün kadınların erili elinde tutamama korkusu ve kendileri için alan tutmaktan korkmaları, kendi merkezlerine kalmaktan korkmaları ve kendi içsel seslerini dinlemek konusunda zorlanmaları aslında konumuz. Çünkü çok fazla kendi içsel bilgeliğini dinlememek ve bu yüzden de sürekli kaybetme korkusuna, karşı tarafı nasıl elinde tutacağım değil de daha farklı, hani onunla nasıl iletişim kurabilirim, iletişim kurmakta, eliyle iletişim kurmakta olan zorlukları gösteriyor. Ceren'in sesi az geliyor, mikrofon sakin olduğu için. Ceren'im biraz sesli konuş sadece. Tamam. Mikrofon yakalan onu. Okey. Öf, inanılmaz iyi bir konu aslında. Ve insanların konuşmaktan çok utandığı bir konu aslında. Ne? Bu kartlar içinizdeki çocuğun aslında. Evet, direkt çünkü Evet. cevap o. Önce biraz bu konuyu biraz deşmek istiyorum. Ne kadar çok biraz dedim ya. Ben bir akışa giremedim. Gireceğim şimdi. Şimdi aslında kendi üstümden çok fazla şey anlatasım var ama benim sosyal çevrem de bu yayınları izlediği için. Şimdi biraz böyle beni tutuyor içeriden, o erkek arkadaşımın çevresi falan da izliyor böyle. Üf. Neyse, görevimiz ne? Girmek bu konuya her halükarda. Aşk konusunda çok başarısız bir insandım geçmişte. Toksik dişilin vücut bulmuş haliydim ve bundan bir haberdim. Toksik dişil olmakla ve erkekleri çok aşağılamakla, onlara kötü davranmakla beraber sürekli aşk acısı çeken, ağlayan, mağduruda, kurban psikolojisinde olan bir kadındım. Ve hatta aşık olduğum gün ya da üçüncü günü net panik atak geçirirdim. Çünkü kendi gölgelerimin, karanlıklarımın hiç farkında olmaksızın otomatik pilottan toplumun, dizilerin, çocukluğumda maruz kaldığım dizilerin, filmlerin, programların bende yaratmış olduğu davranış paternleri, annemden, genetikten satın almış olduğum yeminler ve davranış paternleri, ailemden, kadın jenerasyonumdan, yok kadın jenerasyon mu denir ona? Atalarımdan, kadın soylarımdan gelmiş olan annemin soyundan yeminler. Zaten benim astrolojik haritama bakan astrolog arkadaşlarım Lilith güneş kavuşumu mu ne falan derlerdi. Yani benim en büyük yaram bu dünyaya gelmekteki, dönüştürülmek üzere kendime yazmış olduğum en büyük karanlığım erkeklerle olan ilişkim. Kısaca biz bunun en görünür olduğu alan tabii ki ne? Aşk.
Küçükken babam beni terk etti. Sonra çok toksik bir üvey babam vardı. Sonra annemin arada başka bir sürü aşkı vardı. Bana iğrenç davranan erkekler. Klasik bir hikaye. Şu an toplumda dizilerde daddy issues, bebe sorunları diye satılan, baba sorunlarıyla alakası olmayan, ben bunu çok söylerim, bir daha söyleyeyim. Baba sorunu diye bir şey yok. Baba sorunu zannettiğiniz şey çok ağır anne travmasıdır. Anneniz dünyanın en prenses insanıysa bile sizin sahip olduğunuz şey, kadınlarım, anne travması, anne problemi. Baba problemi diye dizilere, TV'lere minik minik diyaloglarla olağanlaştırılarak tohumlanan, satılan şey sizi asıl problemden distract etmek için ve aslında erile karşı duyduğumuz anlamsız öfkeyi harlı tutup asıl çözümü görmememiz için bir illüzyon. Bir illüzyon, aynen. Kelimeler akamıyor bugün nedense. Şimdi bunun köküne biraz değindikten sonra aşk acısı üstadı, başarısız aşkların doktorasını yapmış olan bir kadın olarak ben ve bir de ağır panik ataklar eklenince buna açık açık söylemek biraz cringe ve utanç verici gelse de 23-25 yaşlarımda ben daha doğrusu 20 yaşımda çok büyük bir aşık olmuştum. Sonra çarpılmışa dönmüştüm ve onu atlatmam 7 yıl sürmüştü. Ve sonra 7 yıl sonra artık geçmiştir diye minik minik tekrar böyle flört işlerine girmeye kalktığında kalbim yine aynı şekilde küçük çapta bile aşık olsam aynı çarpılma şiddetini yaşadığımı gördüğümde ve aynı panik atakları geçirdiğimde ve sık sık arkadaşlarıma şunu söylerken kendimi buluyordum. Aşk acısı içindeyim, ağır panik ataklıyım. Yine aynı senaryo tekrar ediyor. 3 gün içinde erkek yok olup gidiyor hayatımdan sebepsiz. Ya adama aşık bile değilim ama deli gibi bir acı çekiyorum şu an. Nedenini bilmiyorum ve panik ataklıyım falan. Dedim ki ben bunu hayatımın merkezine koyacağım. Kendime yalan söylemeyi de keseceğim. Ben mutlu bir aşk ilişkisi yaşamak istiyorum. Ve bunda çok başarısızım ama buna dile getirmek de ayıpmış gibi geliyor. Bir de tabii bir yandan toplum programlamalarıyla ne kadar güzel olursan, ne kadar business olursan, aynı zamanda havalı, aynı zamanda seksi, aynı zamanda dişi, aynı zamanda 2-3 dil bilen, aynı zamanda büyük isimlerle ismi yan yana anılan, havalı vesaire işte. Olursan erkek seni o zaman seçer, o zaman şanslısındır programlarına deli gibi hakim ve durmadan kendini upgrade etmeye çalışan bir kahramanın yolculuğunda koşuyorum. Halbuki olayın bununla hiç alakası yokmuş ama hiç alakası yokmuş. Onlar benim kahramanın yolculuğunu koşmama sebebiyet veren yalan, illüzyonlar, programlarmış sadece. Bu sebeple büyük bir hayat deneyimim oldu. Oraya buraya koşturup koşturup durdum. Evet, tamam. Okey. Ve bunu gizlice hayatımın merkezine koydum. Çünkü aşkı aramak, aşkta başarısız olduğunu kabul etmek, mutluluğu aramak ayıp bir şey gibi geliyordu bana. Ezikçe geliyordu, cringe geliyordu. Gizlice ben bunun niyetini verdim ve sonra büyük bir kahramanın yolculuğuna çıktım. Çok büyük yol kat ettim ama hala bir şeyler oturmamıştı geçtiğimiz yaz. Bunun niyetiyle Magdalen Heart Immersive'e gittim. Mary Magdalen'in vermiş olduğu, tutmuş olduğu bir alan vardı Marsilya'da. Bir haç yolculuğu yaptım. Kayara'nın bir spiritüel toplantısıydı diyelim, gathering. Ve o haç yolculuğunda işte ben Mary Magdalen'le Hazreti İsa'nın bana vereceği mesaj şey zannediyorum. İşte sacred wound, senin kutsal yaran nedir Yeliz ki zaten oymuş da. Benim beklediğim şey işte cennetten düşme hikayesi. Yalan bir hikaye de o. Aslında yani gerçek ama yalan işte kitapta yazıldığı gibi değil. Onun aslı bana açılacak herhalde falan. İşte nedir bu elma ısırığının olayı? İşte seks, tantra, işte dişilik bir şey açılacak. Oradan bir yaram falan filan. Tabii bunun altında çok fazla bir sürü başka şey çıkmıştı.
erkeklerden intikam yemini, bin yıllardır kadınlarda tohumlu, sözde erkek istediğimizi zannedip erkekleri aslında nasıl damızlık, bak damızlık aslında dişi için kullanılır. Biz erkekleri damızlık olarak kullanıp atıyoruz ya da bir baston korkulu olarak hayatımızda kullanıp atıyoruz ya da finansör. Modern zamanlarda değişti de bu. Aslında onlara zerre değer vermediğimiz, hiç onurlandırmadığımız, tek istediğimiz onların onurlarını kırmak ve çok ince, incelikli yollarla kırmak ama hala sonra yanımızda olmalarını beklemek falanmış. O çok uzun bir yolculuktu. Böyle bir sürü başka bilgelik açıldı zaten. Bunları gölge kimlik eğitiminde çok kapsamlı bir şekilde veriyorum. O yüzden benim misyonum kadınlarımı dönüştürmek. Çünkü olay hep bizde bitiyor. Zavallı erkeklerimizle, emin olun bunu söylediğimde feministlerden büyük linç yiyorum ama feministler kurban ve mağdur psikolojisini aşırı körükleyen, gücün kadınlarda olduğunu asla kabul etmeyip çok saçma bir yerden olaya yaklaşan bir feminizm diyelim. Feministler değil, akım. Ben anti-feminist bir insanım zaten. Orada bana ne verildi? Yelizciğim, içindeki çocuk, içindeki çocuk, içindeki çocuk. Biz içimizdeki çocuğa, annemiz bize nasıl davrandıysa aynı şekillerde davranıyoruz. Zaten içimizdeki çocukta çok kapsamlı bir şekilde ben eğitimde bunu vermiştim. Bunu çözdüm, bunu verdim, eğitim bitti. Ve benim hayatımda ilk kez bir sevgilim oldu. Eğitim bittikten hemen sonra. Zaten test drive'dı. Bütün yaz test sürüşünü yaptım ben bunun. Arkadaşlarım üzerinde, kendim üzerinde. Ve Haziran ayında Marsilya'da açılan bilgeliği bir entegre ettikten ve gerçekten buymuş evet diye bilincime de entegrasyonlarını oturttuktan sonra eğitimini açtım ve yükselmiş üstatlar ve yüksek benliğimle sürekli bir akt içindeyim. Diyorum ki hadi bakalım yani bakın dediğiniz her şeyi yapacağım. İçimdeki çocuğa anne olmayı öğreteceğim, yaralarını şifalandıracağım, onunla arkadaş olmayı öğreneceğim. Çok önemli bir yeri var. Çok önemli bir yeri var hayatımızda, anladın mı? En önemli şey o. Onu çöz, cennet senin yani yeryüzü üzerinde. Sal, rahim bilgeliği, bunlar sonra geliyor. Tantrik bir şeyler. Tantrik yapınca popomuz. Ay dans ettim kundalini, kendimi yerden yere vurdum. Vahşi dişiyi açtım. Embrace ettim seksiliğimi falan. Bunlar sonra gelen şeyler. Önce halletmen gereken şey içindeki çocuk. Ve ilk kez demeyeyim ufak tefek sevgilimsi şeylerim olmuştu da ilk kez sevgilim oldu diyebilirim ya. Evet, bunu ben böyle bir özgüvenle söyleyeceğim. Ve çok kutsal tatlı bir eril. Canım sevgilimi de onurlandırayım buradan. Oğlak burcu falan. Oğlak 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 falan haritası. Oğlak burcu zaten kutsal erilin astrolojideki neredeyse yeriymiş. Hani diğer burçlar kutsal eril olamaz demiyorum da olay bu değil. Ve şaşkınlık içindeyim ve şok içindeyim. Ve ilişki de devam ettikçe kendime dair, içimdeki çocuğa dair, kadın erkek ilişki dinamiklerine dair her şey cuk diye oturdu. Yani ben bununla ilgili eğitimler de almıştım geçmişte ama hiçbir işe yaramamıştı o eğitimler tabii ki. Çok minik yani minör etkiler falan veriyor. Olay tamamen içinizdeki çocuk ve ona annelik yapmayı bıraktığım dönemlerde ilişki böyle tak diye düştü ve ilişkide affedersiniz ama sıçtım. Batırdım ve böyle bitme noktasına geldi. Nedir problem falan diye yine yüksek benliğime soruyorum. Hani işte içimizdeki çocuk eğitimi bitince oradaki şeyleri yapınca sevgilim olacaktı ve iyi gidecekti. Bu oydu hani. Ondan sonra hemen beni tekrar back to square one geri getiriyorlar. Bak bakalım sen geçtiğimiz 10 gün boyunca ne yaptın? Aa evet. Yine annemin bana yaptığı ihanetlerin aynısını ben kendi çocuğuma yapmışım. Benim annem bana neler yapmıştı? Bir kısaca üstünden geçelim. Sinir krizine girmeden geçmeye çok özetçe çalışacağım. Çünkü o yaralar tekrar canlanıyor ve tekrar öfke basıyor. Çok uzun bir hikaye ama hep aşk için ve erkekler için beni sattı. Ve bu satışlar çok sert satışlar. Siz buna her gün içinde minik minik maruz kalıyorsunuz zaten. Ya mesela geçen gün para eğitiminde bir tane danışanım şeyi açtı. Altı çocuklar ve annesinin tek derdi babaları, 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 babaları. Ya senin altı tane çocuğun var. Dönsene ilgini, odağını, sevgini onlara ver. Ve adam ortada yok.
6 ay falan gelmiyormuş geleceğim deyip. Gelmez. Anneden dev gibi itici oklar yayılıyor. Dev gibi beklenti oku yayılıyor. 6 tane annenin merkezi hayvan gibi kaymış. Annenin görevi çocuğuyla ilgilenmektir. Erkekle bile değil, adamla bile değil. Bakın çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Babanın çocukla ilgili neredeyse hiçbir sorumluluğu yok. Ben bunu kendi kendime keşfetmiştim. Derste de söyledim. Baba problemi diye bir şey de yok zaten. Babanın görevi anneyi take care etmek. Annenin güvenliğini sağlamak, mutluluğunu sağlamak, seksini sağlamak ki kadının orgazmı çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey. Tantriklerde, kutsal dişi bilgeliğinde falan buna değinilir ama bu sonra geliyor diyorum. Kadının orgazmıyla hatta dünya kurtulacak der kadim bilgelikler. Ama oraya gelene kadar kadının önce tanrısal kadın olması gerekiyor. Kadın tanrısal kadın olduğu zaman erkek zaten kadına otomatik hizmete gidiyor. Kadın tanrı, rahim alanı, o doğumun yapıldığı, sürekli bir doğum halinde olan, lohusa'da bir varlık gibi düşünün. Erkek de sürekli onu take care ediyor. İşte şefkatini veriyor, yemeğini sağlıyor, barınmasını sağlıyor, güvenmesini sağlıyor. Altın çağda olması gereken şey bu. Böyleydi geçmişte zaten. Yine de buna gitmeye çalışıyoruz. Bunun olması için kadının tanrısal benliğini kucaklaması gerekiyor. Ve bu ilk nereden geçiyor biliyor musun? Tanrıça kadınız, kadınlar tanrıçadır diye sağda solda bağırmayı biliyorsunuz. Kadınlarım, feministler, özellikle size sesleniyorum yine. Peki sen ne kadar tanrıçasın? Sen erkeğini ne kadar onurlandırıyorsun? Erkeğini onurlandıran kadın pohpohlamak bilmem ne, yatakta onu memnun etmek değil, bunlar asla değil. Kendini önceliğe koyacaksın. Kendini çok seveceksin. Senin bu dünyadan öte bir misyonun olması lazım. İlahi hizmete dayalı, ilahi misyonuna dayalı bir yolda olman lazım. Bu yol önce kendini dönüştürmek ve içindeki çocukla en iyi arkadaş olmak, ona en iyi anne olmak ve fiziksele manifeste olmuş çocukların varsa, yani aslında gerçekten de bir anneysen, sonra çocukların, önce kendi çocuğun, sonra çocukların ve onlar için en iyisini istemek, onlara gerçekten kalpten sevgi vermek, psikopat bir şekilde saçını tarayıp yemeğini besleyip en iyi okullara gönderip böyle sözde iyi annelik yapıp yalandan yanında olmak değil, yalandan korumacılık da değil. Böyle anneler de var. Çocuğunu manyak gibi takıntı seviyesinde benimsemiş ama sıfır sevgi akıtan kalbinden. Bu da değil bahsettiğim şey. Kalbi kapalı çok fazla anne var benim etrafımda, arkadaş çevremde, danışanlarımın çevresinde de. Gerçekten kalpten çocuğuna sevgi vermeye başladığında erkeğin, adamın, kocan, sevgilin çat diye senin yanında sana hizmete geçiyor zaten. Asla manipüle etmeyeceksin. Çıkarların için çocuğunu kullanmayacaksın. Çıkarların için çocuğunu satmayacaksın. Sürekli aşk acısı çekiyor, ağlıyor, zırlıyor. Aşk acısı çektiği için beni dövüyor. Aşk acısı çektiği için basıp bir yerlere gidip beni günlerce evde tek başıma bırakıyordu. 0-6 yaştan bahsediyorum. Aşk acısı patronuna aşık oluyor. Patronuna yalakalık yapmak için günlerce, gecelerce mesaiye kalıyor. İş yerinde yiyor, içiyor, eğleniyorlar bilmem neler. Bilmem neyi yan odada, toplantı odasında seks yaparken basmışlar falan filan. Bu hikayeler komik komik anlatılıyor. Yeliz bu arada nerede? Anaokulunda unutulmuş. Anaokulu öğretmeni Yeliz'i eve götürüp getiriyor ve Yeliz psikopat bir şekilde kapıda gözü. Annem şimdi gelecek. Hayır şimdi gelecek. Hayır şimdi gelecek. Zaten benim panik atağım adam beni aramayı kestiğinde başlıyordu. Telefona kilitleniyordum. Çünkü çocukluğumda da aynısıydı. Annem şimdi arayacak. Hayır şimdi arayacak. Hayır şimdi arayacak. Arardım saatlerce üst üste üst üste, anne telefonu aç. Beni artık kimin evine bıraktıysa. O evine bıraktığın insanlar bana nasıl davranıyordu? Oraya girmek istemiyorum. Orası size bile fazla. Çok sert. Çok acı deneyimler var orada. Yani aşk doktoru oldum da ben kolay olmadım. Aşk doktoru olabilmek için bu hayatta, bu hayat senaryomu bir sürü kadını uyandırabilmek için ben kendim çok sert yazdım. En karanlık, en sert yerlerden kendime travmalar yazdım. Anne travmaları ki dönüştüreyim. Ve sonra misyon olarak da hayatımın aşkını koyuyorlar oraya. Yeliz'in havucu o. Aşk peşinde koşuyor aynı annesi gibi. En sonunda 35 yaşında Marsilya'da hazinesi açılıyor kendisine. İçindeki çocuk. Ve gerçekten her aşık olduğumda ilk sattığım şey çevrem, arkadaşlarım, ailem, işim, zaten kendim. Direkt self betrayal, kendine ihanet.
İçimdeki çocuk, annemin beni sattığı gibi. Bunun tüm detayları içimizdeki çocuk atölyesinde var zaten. Kadınlarım, hepinizin derdi, problemi mutlu aşk yaşamak aslında. Mutlu aşkı yaşamanın çok imkansız olduğuna inandığınız için en azından toplum içinde bana huzur verecek kadar yanımda bir erkek bulunsun diye seviyeyi düşürüyorsunuz. Haklısınız, hiçbir şey demiyorum. O yolu da denedim ama o bende işlemedi. Öylesine bir adamla çıkayım, öylesine bir adamla evleneyim, tipi düzgün, parası da olsun, sosyal statümü yükselsin ya da ben işte geçimlerdeyle uğraşmayayım falan, olmuyor. Bu zamanda hiç olmaz zaten. Karmik bir şeyiniz yoksa olmaz. Karmik bir antlaşma yoksa olmaz. Diyerek bu kutsal yarayı nasıl dönüştürdüğümü ve içinizdeki çocuğun en önemli şey olduğunu, tanrısal kadın demenin ne demek olduğunu, erkeği onurlandırmanın ne demek olduğunu, çok kapsamlı bir şekilde özellikle aşktan muzdarip kadınlarım için hayat kurtaran bir eğitim. Ama sadece aşk değil. Sen kendini sevmeyince kimse seni sevmiyor ya, aşk en başta geliyor. Sonra sosyal çevrende de işte yeterince saygı görmüyorsun, arkadaşların seni ekiyor, senin sözün geçmiyor, dışlanıyorsun vesaire. Sen çok kolay ekilen bir insansan ama sen herkes aradığında zınk diye oradaysan falan, bunların hepsi kendine ihanetin örnekleri aslında baktığınızda. Kendine ihanet etmenizin niye böyle özlü sözler gidiyor, ne demek onlar, onları da bir açmak gerekiyor. Kendini sevmek ne demek, şu kendini sevme miti. Mit ya o böyle. Sen kendini seveceksin. Sonra herkes çok sinir oluyorum ben ona. Yıllarca 100 tane kitapta okudum. YouTube, spiritüel liderler vesaire böyle tükettim, bitirdim. Ne demek şu kendinin? Peki nasıl seveceğiz? Kısmını doğru çünkü kimse vermiyor. Ben veriyorum. Kesin bilgi, net, %100 garanti. Ben veriyorum. Çok fazla kez, çok fazla kişinin üzerinde denendi. Aşırı mucize sonuçlarımız var. Mucize diye adlandırdığımız ama asıl zaten olması gereken sonuçlar var. Yani bu içimizdeki çocuk eğitiminin tanıtım videosuna döndü ama ihtiyacınız olan şey bu. Amaç bu değil. Ben buna zaten 3 tane tanıtım videosu çektim. Zaten Minnoşko da bugün burada benimle olmak istedi. Bunun hikayesi çok acı. Duvaklı ördeğimin. İdil çok heyecanlandı anlatacağım diye. İdil'e anlattığımda senin de benim de travmalarımı boş ver ki çok acı. İkimizde de çok acı, çok sert çocukluğumuzda deneyimler var. Bu kızın canı çok yanıyor. Bunu önce iyileştirelim diye. Benim upuzun belime kadar olan saçlarım vardı. Hayatımda 1 ya da 2 yıl annemle çok mutlu olmuşuzdur 8-9 yaşlarımda. Bir gün annemin canı sıkıldı, gel saçını keselim dedi. Ve ben çok güzeldim ve böyle annemin akrabaları, okuldaki insanlar. Hatta göstereyim, şöyle bir kızdım yani. Işığım da belli oluyor buradan zaten. Cilveli, minnoş, kendini seven falan olduğum 7-8 yaşlar galiba, bir yaş. Sonra bu saçlar biraz daha uzadı. Sonra annemin canı sıkıldı ve saçımı kesmeye başladı. Kesti, yamuk oldu diye bir daha kesti, bir daha kesti, bir daha kesti. O kadar yamuk ve çirkin kesti ki düzeltmeye çalışırken iyice sıçtı. Biz kuaföre gittik ve kuaför saçlarımı 3 numaraya vurdu. Bu ancak böyle düzelir diye makineyle. Bunun o yaşlarda ve kendini çok güzel hisseden bir kız için nasıl bir travma olduğunu tahmin edebilir misiniz bilmiyorum ama onu vermeye çalışarak kalbimi yormayacağım size şu an onun hissiyatını. O gün ben sıfırlandım. O günden sonra yaklaşık yani evet lise 1'e kadar saçım doğru düzgün uzamadı. Tüm ortaokul bir de kulak ergenliğe girdin, çirkinleştin, kulaklar kepçeleşti falan, bak hala kapatmaya çalışıyorum. O kızın annesine duyduğu, yani annesinin ona yaptığı şey ve sonra dalga geçti. İyi oldun ya böyle, baş ver, rahatladın. Çirkin ördek, çirkin ördek, çirkin ördek falan ve beni gören herkes şok geçiriyor. Annemin akrabaları saçlarıma aşıktı, bana aşıktı, bilmem ne, komşularımız. Bu kıza ne olmuş böyle, sonra bakamıyorlar falan, böyle çok kötü olmuş, nasıl diyeceğiz falan. Okula gittim, kapşonumu müdür kafamdan çıkarayım diye beni disipline çağırdı, çıkarmıyorum. Açacaksın, okulda yasak, hayır kapşonumu açmayacağım falan işte. Bir yandan da ben nice girl'ümdür, hani kurallara uyan, düzgün, çalışkan öğrenci modeli. O otorite figürüne karşı gelmek de zor.
Ama çok çirkinim. Ay ağlayacağım falan. Sonra evde yastık kılıfı takardım kafama. Saçım varmış gibi gezeyim diye. Böyle. Zaten bu oyuncağı gördüğümde falan böyle çarpılmışa döndüm. Geçen Minnesota'dan aldık işte. İçimdeki çocuk buna yapıştı böyle. Neden bilmiyorum. Sonra aldım ve durmadan dua ile oynuyorum falan. Duaklı bir ördek, çok komik değil mi? Aşırı komik ya, bir yandan da çok şeker. Böyle yapıyoruz. Çünkü ben de yastık kılıfını böyle sallardım saçım varmış gibi hissedeyim diye. Şimdi bu kız bu anneyi nasıl affetsin ya? Anyways, bu ara onun üzerine çalışıyorum. Ona özel ilgi veriyorum. Saçlarımıza özel ilgi veriyoruz falan. Yine kaynak taktırmaya karar verdik. Geçen yıl taktırdığımda küçük bir kaynak taktırdığımız insanı falan diye linç değil de linçimsi bir mesajlar gelmişti. Ya bir insanı yargılamadan, bir insanı linçlemeden, iptal kültürü diyoruz biz buna, cancel culture, iptal etmeden önce ya bilemiyorsunuz geçmişini. Evet, yine kaynak taktıracağım ve o kıza yine kendisini prenses gibi hissettireceğim. Çünkü saçım o şu boyu geçmiyor garip bir şekilde. Bir şey geliyor başına ve orada kalıyor. Ve bakın şimdi size çok ilginç başka bir insight bilgi daha vereceğim. Insight bilgi derken, İdil'e de bana da bizim ikimizin de annelerine çocukluğumuz boyunca çok büyü yapıldığı için ve annelerimiz de gözümüzün önünde çok büyü yaptığı için biz kendimizi cezalandırmaya kalktığımızda, içsel cezalandırıcılar videomu izleyin onun ne demek olduğunu anlamak için. Mutlu olduğunuz zaman mutluluk yasak. Dinde de böyle, kültürde de böyle. Mutlu olduğu zaman sizin içsel cezalandırıcılarınız var sizi cezalandıran. İçsel cezalandırıcıyı her türlü yaratabilirsiniz. Aldatan sevgili, kazık atan dost, hakkını vermeyen patron. Bunun başka dinamikleri de var bir sürü de, böyle bir özet geçeyim dedim. Bizim içsel cezalandırıcılarımız ne oluyor biliyor musunuz İdil'le? Büyü ve nazar. Biz hemen bize büyü yapan karakterler yaratıyoruz ya da bize nazar değdiren karakterler yaratıyoruz ve değiyor da. O yüzden bizim ilk sorduğumuz soru hep şu olur. Abi nereden izin verdik? Yine nereden izin verdik? Yine nereden izin verdik? Geçtiğimiz aylarda benim saçımı çok gereksiz bir şekilde kahverengiye boyadık. Sonra tekrar açtık ve bir sürü koptu saç tabii ki. Ve böyle kuaförüm de şaşkın. Ben asla kuaförümü suçlamam zaten. Bizi yansıtırlar bizi onlar çünkü. Senin enerjine göre sana hizmet eder. Hiç suçlamam. Ben sadece böyle ben bu illüzyona nasıl düştüm? Yani ben sarıdan asla vazgeçemeyen bir kadın olarak. Hadi hemen de tekrar sarıya döneceğimi de bilerek nasıl kahverengiye boyadım yarısını falan. O sırada iyi yapılmış bir büyü var. Hemen çözdük. Peki niye etki etti? Sorusu sorulmaya başlandı sonra. Saçıma özel yapılmış hatta nazar büyü beraber. Niye etki etkisi? İşte bu kızmış. İşte bu kız. Orada içimde saçından dev gibi anne yarası almış yaralı bir çocuğum varmış. Ve sonraki yıllarda maruz kaldığım zorbalığa girmeyeceğim. Orada işte gözyaşları sel olur gerçekten. Annemin zorbalığı ve dalga geçişleri ayrı. Gerçekten yani bela okumamak için yine zor tutuyorum kendimi. Ve sadece canı sıkıldığı için biliyor musunuz? Canı sıkıldı. Evdeydik ve canı sıkıldı. Gel saçını keseyim seni. Çevremden gelen beni sevmeyi kesen insanlar bakmaya dayanamıyorlardı ki çok çirkindim. Arkadaşlarım okulda bana bir çocuk tekme atmıştı sen ne kadar çirkinsin lan diye. Bir Başak Burcu prensese tekme düşünün yani. Sonra ona hiçbir ceza vermemişti müdürler. Çok zordu ya gerçekten. Neyse. Olay ama asla saçınız ve dış görünüşünüz değil. Ben o travmayı atlattıktan sonra işte yılbaşındaydı. 8 ay falan sürdü artık yorulmuştum yani kendime acımaktan. Ben eğlenceme bakacağım deyip böyle voleybol işte neye oynuyorsak bahçede, teneffüslerde vesaire. Onlara kaptırmıştım ve ben onu bir kenara bırakıp falan deyip kendi dalgama bakmaya başlayınca ne oldu biliyor musunuz? Sınıfın en yakışıklı çocuğu o en çirkin halimle bana aşık oldu. İyi sana bunu söylemeyi unuttum. Evet. İlk sevgilim ve biz onunla sevgiliydik yıl bitene kadar. Gerçekten El ele mi? tutuşuyorduk falan. Yan yana oturuyorduk serviste. Aa. Ve böyle sınıfın en popüler İsviçre'den gelmiş bir kız vardı. Çok güzeldi. Kız Emir'e aşık, Emir bana aşık İsviçre falan. sınıfı mı?
Neden böyle dazlak, çirkin falan anlatabiliyor muyum? Yani asıl mesele hep ışığımız da. Neyse oraya geleceğiz. Konu nereden nereye geldi? Kadınlarım bir sürü şey aktı. Bunları duymanız gerekiyormuş büyük ihtimalle. Çok güzel bir yayın oldu. Son bir kart çek Ceren'im. Bakalım totalin, kolektifin yüksek benliğinin kolektife vermek istediği mesaj ne benim aracılığımla? Gösterebilir miyim? Tabii Tutabilir miyim? tabii tabii. Aşıkları bekliyorum. Aşıkları, içimizdeki çocuğa bekliyorum. İnanılmaz ya. Evet, İnanılmaz. Ya evet. bu kart bir kere bile gelmedi. Evet. Biz kaç kez seninle Evet. açtık? Bireyselde de Evet. açtık. Kaç aydır açıyoruz? Evet. Yani Ceren kaç yıldır benimle? Belki bir ya da iki kez ama Evet. bireyselde ya da Evet. başkasına açtığında sen. Evet. Ben bu kartı bilmiyorum bile falan. Ne bu kart? Aşıklar kartı gerçek sevgi ve kavuşum kartıdır. Kartın üzerinde bir çift var ve üzerinde de melek var. Aslında burada konuştuğumuz her şey kişinin kavuşumuna giden yolun nereden gittiğini gösteriyor. Burada aslında anlattığımız her şey kadının neden kendini kabul etmediği, neden eri de kabul vermediği, kendini niye sevmediğiydi. Ve aslında tüm cevabı almış oldunuz. Evet. Buraya da Çok gerçekten kapsamlı bir cevap evet. aldınız. Bu yayını tekrar izleyin. Evet. Çünkü burada ilişkilerimizi neden yaratamıyoruz sorusu aslında tüm cevabı buydu. Bunu çözdüğünüzde yani bu aşıkların hayatınıza tezahür etmesi imkansız, hani etmemesi imkansız olacak. Evet bak duvak aynı zamanda bu. Hem saç hem duvak. Evet. Bunu baktıkça gülüyorum abi. Evet. Ben bununla böyle oynuyorum. İdil diyor ki bu ördekle oynarken çok başka bir yıldız içinden çıkıyor falan diyor. Abi çok şeker oluyorsunuz ama bir yandan da kalbim acıyor sizi izlerken falan diyor. Öyle bebeklerim. Çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkürler Ceren'cim. Ki Ceren dün geldi ve yapamadık. Sonra dedim ki bugün de işim vardı. Ben kesin yetiştiremem. Sen bugün gelme diye İdil'e mesaj attıracaktım gece. İdil dedi ki bence o yayını yapmanız lazım. Sen yine de mesaj at kız boş boşuna gelmesin dedim. Bir baktım sabah gelmiş. Ok. Sonra dedim ki yayın çıkması gerekiyor demek ki. Hemen hazırlandık ve yaptık. Gününüz güzel geçsin.